Merhaba arkadaşlar. Bir araç içi kameraya ihtiyacım vardı. İnternette biraz araştırdıktan sonra şu an 2020 yılı fiyatı yaklaşık 280 lira olan Xiaomi'nin araç içi kamerasını almaya karar verdim. İnternet üzerinden sipariş ettim bunu. Hepsi buradanın içerisindeki bir mağazadan aldım. 3 gün içerisinde siparişten sonra adresime ulaştı. Paketlemesi de gayet iyi bir şekilde geldi. Orijinal paketini ilk defa sizlerle açıyorum. Gayet şık bir kutusu var. Bakalım içerisinde neler yer alacak. Evet, kutuyu açtıktan sonra kullanım kılavuzu var. İçeriğinde bakalım. Türkçe yok içeriğinde. 130 derece çekim yapabiliyor. HD çekimi var. Evet arkadaşlar. Cama monte için yapışkanlı bir etiketi var. Yorumlardan okuduğum kadarıyla arkadaşlar bu camda leke bırakmıyormuş söküldükten sonra. Normalde araç kameraları vantuzlu oluyor. Bunlar yapışkanı seçmişler, etiketi seçmişler. SD kart girişi var. Araç çakma için USB dönüştürücüsü var. Benim aracımda direkt USB girişi var. Oraya uygulamayı düşünüyorum. Evet. Uzun bir kablosu var. Yorumlardan okuduğum kadarıyla 3 metre bu kablonun uzunluğu. Bakalım. Kutu içerisinde başka da bir şey yok arkadaşlar. Aracıma kurulum yaptıktan sonra arkadaşlar bu kamerayla bir deneme çekimi yapacağım. Bu deneme çekimini de videonun altındaki yorumların oraya, açıklamanın oraya link olarak koyacağım. Hem de kameranın çekiminin ne seviyede olduğunu görmüş olursunuz. Kurulumunu mobil uygulamayı telefonumuza indirerek yapıyoruz arkadaşlar. Cihaz üzerinden direkt kurulum yapamıyoruz. Ben bir adette micro SD kart aldım. Çekim için. Hemen onu da yerleştirelim. Evet. Şu şekilde arabamızın camına monte etmiş olacağız bunu. Arkadaşlar özelliklerinden okuduğum kadarıyla birer dakikalık döngülerle çektiği görüntüleri kaydediyor hafızaya. Ancak bir darbe sensörü var. Bu darbe sensörü sayesinde arabada oluşan ani sarsıntıların kayıtlarını ayrı bir klasöre kaydediyor. Nedeni de hafızası dolduktan sonraki o birer dakikalık döngüleri silmeye başlıyor en eski olanlardan. Ancak o darbe sensöründen kaynaklı klasöre kaydettiklerini silmiyor. Dahili hafızası bulunmuyor. Yine özelliklerinden okuduğum kadarıyla
Bataryası da bulunmuyor. Araç kontağını çalıştırdığımız zaman otomatik olarak kayda geçiyor. Kontağı kapattığımız zaman da kaydı duruyor. Bütün ayarlarını cep telefonumuza indireceğimiz akıllı uygulaması ile birlikte yapıyoruz arkadaşlar bunun. Cihazı Wi-Fi ile cep telefonumuza bağlıyoruz. Çekmiş olduğumuz görüntüleri telefon ekranımızdan görebiliyor, silebiliyor, düzenleyebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kameranın lensi Sony'nin lensini kullanıyor. O nedenle gündüz çekimlerini çok kaliteli bir şekilde yapıyor. Aynı zamanda gece çekiminin de güzel olduğu yönünde yorumlar okudum arkadaşlar. Tabii dediğim gibi bunları video olarak deneyimleyip sizde ayrıca paylaşacağım. Yine akıllı telefonumuza kurulumunu da ayrıca sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. Kutu açılımını tamamlamış olduk. Arkadaşlar ben bunun kurulumunu yaptım. Birkaç ayrıntıyı daha vermek istiyorum. Az önce dahili bataryası olmadığını söylemiştim. İçerisinde dahili bir batarya varmış bunun. Ancak bu batarya kayıt için değil, kontak kapatıldığında çekimi yaptığı son videoyu hafızasına aktarmak içinmiş. Yoksa kontağı kapattığımız zaman güç almıyorsa çekim yapmıyor. Onun dışında kutu içerisinden şöyle bir çıkartma yer alıyordu. Ne işe yaradığına bak. Arkadaşlar montajı öncelikle bu etiketi aynanın oradaki cama yapıştırıyoruz. Ve ardından buradaki etiketi de bu çıkartmanın üzerine yapıştırıyoruz. Böylece cama doğrudan bu etiketini temas ettirmemiş oluyoruz. Burada renkleri var arkadaşlar. Yeşil, kırmızı ve mavi olarak yanıyor. Şu an kayıtta ben direkt USB'ye bağladım şu an bilgisayarımın. Kayıtta ayarlarını yapmak için. Cep telefonumu uygulamasını indirdim. Çok kolay bir şekilde Wi-Fi'ye önce bağlıyoruz cihazı. Zaten Wi-Fi görüyor. Ardından uygulamayı bizi zaten yönlendiriliyor kurulum için. Arkadaşlar bir özelliği daha var bunun. Ses ile komut edebiliyorsunuz. Ses ile kontrol edebiliyorsunuz cihazı. Ancak ses komutu İngilizce olarak kullanmanız gerekiyor. Ben cihazın ses komutunu kapattım. İlk kurulumda bu şeyi fark ettim. Ses kaydı özelliğini açmanız gerekiyor. Yoksa ses kaydı yapmıyor. Ben uygulama üzerinden ses kaydını da açtım. Uygulama üzerinden yine 1 dakika, 2 dakika, 3'er dakika aralıklarla çektiği görüntüleri klasörüne atmasını sağlayabiliyorsunuz. Hafızadaki görüntüleri cep telefonumuza Wi-Fi ile bağladıktan sonra cep telefonu ekranımızdan çok rahat bir şekilde görebiliyoruz ve telefonumuza çok rahat bir şekilde o görüntüyü indirebiliyoruz arkadaşlar.